معرض كون العالم Bugün Beytüşahı ilçemizde tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün yıllar önce buradan göç etmiş Keldani vatandaşlarımız köylerine geri geldiler. Yanlarında matrahlarını, din adamlarını getirerek yıllar önce orada yerleşmiş iş adamlarını, vatandaşlarımız buraya geldiler. Bizler de onları ağırladık, karşıladık, bir hasret giderdik. Onlar da kendi topraklarına, kendi köylerine dönmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadılar. Maalesef terör olaylarından dolayı uzun süre hasret kaldılar, uzak kaldılar buralara. Ama çok şükür ki huzur ortamından sonra insanlarımız köylerine, memleketlerine, topraklarına geri dönüyorlar. Biz de arzumuz budur ki giden insanlarımız buraya gelip tekrar yatırım yapmaları, buraya tekrar bağlarını kurmalarını. Zaten bizim ülkemizin en güzel özelliği de dini, kültürü, dili, ırkı neyse bir arada yaşayabiliyoruz. Bunun en güzel örneği Siirt'te, Mardin'de, İstanbul'da, Beytüşevap'ta birçok yerimizde bu yaşanıyor. Bu tapınakın yapılışı için bu yörenin, yörenin hükümetin desteği de olmuş. Onlar gereken her imkanı vermişler ki bu tapınağı burada yapabilsinler ve onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hükümetin desteği olmasaydı tabii bu kilise bugün burada onarımı yapılmazdı. İlehem hediyete eyta ve sikiyotu da o batır. Çok gurur duyuyoruz. İnşallah şimdi hiçbir şey olmayacak. Yani çok güzel beraber Hristiyanlar, Müslümanlar da oturacaklar. Bundan sonra burada ayinler yapılacak, dualar okunacak. Bu bölgenin, devletimizin, dünyanın barışı için, selameti için, insanların kardeşçe yaşaması için, birbirlerine zarar vermeden, yardım ederek, onun için insanlar kardeşçe yardımlaşarak yaşayabilsinler diye burada hep dualar okunacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlet başındaki bütün yetkililere, kaymakam, vali, askeriye, emniyet sorumlularına hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten 2008'de geldiğimizde bu bölge biraz daha kargaşalıydı, o kadar rahat değildi. Hepsilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.